Diyanet Haber'den merhabalar. Bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün 28 Nisan Cuma ve gündemin önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Peygamber Efendimiz'i andığımız ve daha iyi anlamaya çalıştığımız Kutlu Doğum Haftası sürüyor. Bu yılki etkinliklerin önemli bir ayağı Gaziantep'te yapılıyor. İlmi ve akademik anlamda sunumların ortaya konulduğu bir sempozyum düzenleniyor. Şimdi biz de Antep'e bağlanacağız ve Ramazan Arslantaş'tan etkinliğin ilk gününe ilişkin notları öğreneceğiz. Evet Ramazan, hayırlı akşamlar diliyoruz. Sözü sana bırakıyoruz. Demet 2017 yılı Kutlu Doğum etkinlikleri kapsamında Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu temasıyla düzenlenen sempozyum bugün Gaziantep'te başladı. Sempozyumun açılış programı Gaziantep Üniversitesi Mavera Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış programına Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gaziantep Valisi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, çok sayıda farklı ülkelerden, ilahiyat fakültelerinden ve farklı fakültelerden öğretim üyeleri, Gaziantepliler ve Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim öğretim gören öğrenciler katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez gerçekleştirdi ve Başkan Görmez'in açılış konuşmasında çok önemli mesajlar vardı. Öncelikle Kutlu Doğum temalarının belirlenme gerekçelerini ve belirlenme aşamalarını sıraladı. 2011 yılından itibaren Kutlu Doğum temalarının hangi aşamalardan geçerek belirlendiğini ve hangi gerekçelerle belirlendiğini sıraladı ve bilgi ve din güvenliğine dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, din güvenliği çok önemli. Din güvenliği ortadan kaybolursa siyasi ve ekonomik güven yok olur dedi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez. Ve bu yılki temanın belirlenme gerekçelerini açıkladı. Son olarak da temalar konusunda özellikle 15 Temmuz'dan sonra yok olan toplum ve din güvenliğini yeniden inşa etmek için bu yılki temayı Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu olarak belirledik dedi Başkan Görmez ve sözü son günlerde kamuoyunu çokça meşgul eden Kutlu Doğum tartışmalarına getirdi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve çok sert mesajlar verdi. Neydi o Kutlu Doğum tartışmaları? 4 farklı iddia vardı. Kutlu Doğum kutlamalarının yanlış tarihte olduğu, bir FETÖ projesi olduğu ve yanlış uygulamalar olduğu, bir de Kutlu Doğum kutlamalarının bidat olduğu yönündeki iddialara Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tek tek yanıt verdi. Bidat tartışmalarıyla ilgili çok sert konuştu Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve gırtlağa kadar bidate saplananların bunu söylemesi çok acıdır dedi. Ve çok önemli bir mesajı daha vardı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in bu tartışmalarla ilgili. İlim cehalete tabi olmaz, cehalet ilime tabi olur. Türkiye'de herkes bilsin ki ilim cehalete tabi olmaz dedi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmalarının ardından 2017 yılı Kutlu Doğum etkinlikleri kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu konulu sempozyumun ilk oturumu başladı. Şu saatlerde de devam ediyor. 3 gün boyunca devam edecek ve pazar günü yapılacak oturumlarla bu sempozyum tamamlanmış olacak diyelim ve sözü tekrar Gaziantep'ten Ankara'ya, stüdyoya sana bırakalım Demet. İlim cehalete tabi olmaz. Herkes bilsin. Türkiye'de herkes bilsin ki ilim cehalete tabi olmaz. Cehalet ilme tabi olmak zorundadır. 2017 yılı Kutlu Doğum etkinlikleri kapsamında Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu temasıyla Gaziantep'te düzenlenen sempozyumun açılış programında konuştu Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez. Asıl amacımız 15 Temmuz sürecinden sonra kaybolan güven bunalımını, kaybolan güven toplumunu yeniden nasıl inşa ederiz? Bir kardeşler topluluğu olarak, bir aile olarak kendi vatanımızda yeniden zedelenen güvenimizi nasıl yeniden inşa ederiz? Bunun gayemiz buydu. Bilgi ve din güvenliğinin önemini vurguladı. Din güvenliği ortadan kalkarsa siyasi ve ekonomik güven yok olur dedi. Sonra sözü Kutlu Doğum tartışmalarına getirdi. Zorlu bir seçim sürecinden sonra milletimizin, toplumumuzun hem 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı o kırılmalar, parçalanmalar, hem o güven bunalımını tedavi etmek için yeniden eman toplumu nasıl olabiliriz diye çırpınırken bir baktık karşımıza bir düşünce çıktı ve dediler ki sizin bu yaptığınız doğru değil dediler.
Bunu da 28 Şubat sürecinde bu haftayı irtica olarak adlandıran düşünceyi savunanlar tarafından değil, dini tarihin ve hayatın dışında tutarak dini istikrarın peşinde koşan, dinin sahih usulüne ve metodolojisine uygun olarak anlamaktan uzak kardeşlerimiz tarafından bu konu gündeme gelmeye başladı. Dahası çok daha kötüsü, Diyanet'in devletiyle milletiyle 28 yıl bir müktesebat olarak ortaya koyduğu bu çalışmaların, bu hayırlı bütün çalışmaların o menhus yapıya mal edilmesi ise beni şahsen kahretmiştir. Kutlu Doğum etkinliklerinin bid'at olduğu yönündeki iddialara ise çok sert tepki gösterdi Başkan Görmez. Bu sefer başka bir iddia. Dediler ki, bu bid'attir, hurafedir dediler. Gırtlağa kadar bid'at ve hurafeye batmış düşünceler tarafından bunun ifade edilmiş olması ise çok daha üzücüdür. Gerçekten iyi niyete sahip olduklarına inandığım bazı kardeşlerimiz de yine sosyal medya marifetiyle bu sefer dediler ki, peki bunu niye güneş takvimine göre yapıyorsunuz da ay takvimine göre yapıyorsunuz? Eyvallah. Onda da dedim ki ben, bütün haftalar Resulullah'a feda olsun. Bütün günler Resulullah'a feda olsun. Nisan da Allah'ın ayıdır, Rebiul Evvel de Allah'ın ayıdır. O zaman gelin biz her gün bunu yapalım. Elbette biz bunu Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın Hicri 4. asırdan itibaren başlayan Mevlid-i Şerif geleneğini ilga ederek, ortadan kaldırarak onun yerine ihdas etmiş değiliz ki. Bunu tamamen onun bir mütemmimi olarak anmaktan anlamaya dönüştürerek. 80 yıl bu topraklarda biz Mevlid kandilini sadece 3-5 hafızın namelerinden ibaret birkaç mevlid okuyarak geçiştirmedik mi? O zaman neredeydiniz? Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa'ya seslendi. Erdoğan, Washington'un yeni yönetiminden YPG-PYD terör örgütüne verilen silah desteğini kesmesini istedi. Avrupa'ya ise hayır kampanyası yapıp kaybettiniz ama kapımız açık, münasebetleri yeniden geliştirebiliriz dedi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları. Bir terör örgütünü yok ederken diğer taraftan diğer terör örgütlerini orada güçlendirmiş oluruz. Çünkü onlara ne yazık ki silah yardımları geliyor. Onlara gelen silah yardımlarını DAEŞ'te paylaşıyor. Elimizde bütün belgeler var. Görüntülü var, kayıtlı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacağı ziyaret öncesinde Washington'a dikkat çeken mesajlar gönderdi. Önceliği ise Suriye'deki terör örgütleriyle mücadeleye verdi. Trump yönetimine Münbiç ve Rakka operasyonunu işbirliği içinde yapalım dedi. Şimdi bizim Münbiç'i onlardan temizlememiz lazım. Münbiç'i onlardan temizledikten sonra asıl merkez neresidir? Rakka. Rakka'da bugün DAEŞ'te olarak 2500 ile 5000 arasında teröristin olduğu tahmin ediliyor. Başını Amerika'nın çektiği koalisyon güçleriyle Türkiye, Özgür Suriye ordusu biz hep birlikte temizleriz ya. Bu bizim için zor bir şey değil. Erdoğan, Atlantik Konseyi'nin İstanbul'daki zirve toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la 16 ya da 17 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen görüşmesinde gündeme getireceği konulara ilişkin ipuçları verdi. Biz 17,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmini Türkiye-Amerika arasında çok çok düşük buluyoruz. Bunun yükselmesi lazım. Bunun için neler yapabiliriz? Bunları kendileriyle konuşmak istiyorum. Savunma sanayine yönelik bizim Amerika ile müşterek atmamız gereken adımlar var. Erdoğan Avrupa'ya da seslendi. Hayır kampanyası yapıp kaybettiniz ama ilişkilerde yeni bir sayfa açabiliriz dedi. Şimdi bundan sonra o defteri kapayın da Türkiye ile nasıl münasebetleri geliştireceğiz, buna gayret edin. Biz o kampanyayı yapmamıza rağmen kapımızı açıyoruz. Şimdi onları görelim. Erdoğan dün akşamda Anayasa Mahkemesi'nin 55. kuruluş yıl dönümü gala yemeğinde kürsüye çıktı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın o hali gerekçe gösterip Türkiye'yi yeniden siyasi denetime alma kararına tepki gösterdi. Kimi kurum ve devletlerin
16 Nisan halk oylaması sonuçları üzerinden ülkemizin demokrasisini sorgulamasına izin veremeyiz. Türkiye söz konusu olduğunda riyakarlıkta sınır tanımayanlardan adaleti zaten beklemiyoruz. Fransa olağanüstü hal şartlarında seçime gidince ses çıkarmayanların, üstelik de bir darbe girişiminin ardından Türkiye aynı yöntemi uyguladı diye bizi yeniden denetim sürecine almaları en hafif ifadesiyle ayıptır. FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki kripto yapılanmasına dair Türkiye genelinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 9103 polis açığa alınmıştı. Operasyona ilişkin yeni ayrıntılar dile getirildi. Dijital ortamda yapılan incelemede 3 ayrı kategoride yaklaşık 200 bin kişinin fişlendiği ortaya çıktı. Önce 3000'e aşkın kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ardından 9103 polis açığa alındı. FETÖ'ye yönelik en büyük operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyon FETÖ'nün emniyetten sorumlu elemanının yakalanmasıyla başladı. Örgütün emniyet imamı olarak tanımlanan kişinin üzerinde yapılan aramada 64 GB'lık bir dijital arşiv ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığınca kurulan özel ekip arşivi incelemeye aldı. Yapılan incelemede arşivde 3 ayrı kategoride fişleme tespit edildi. İlk kategoride çoğu öğretmen, 5000 emniyet imamıyla bunlara bağlı polislerin listesi çıktı. Arşivdeki ikinci kategoride ise yaklaşık 180 bin polisin ismi yer alıyordu. Bu polislerin örgüte bağlı olmayanlar olarak fişlendiği belirlendi. Son listede ise örgütten ayrılanlarla ilgili detaylı bilgiler vardı. Yapılan tespitlerin ardından polis 81 ilde harekete geçti. Önce 3224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı akşamsa İçişleri Bakanlığı 116'sı Emniyet Müdürü 9103 polisi açığa aldı. 55'inin kritik görevlerde bulunduğu belirlendi. Açığa alınan polislerden 19'unun Cumhurbaşkanlığı, 34'ünün Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikisinin ise Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda görevi oldukları belirlendi. Bu arada Fethullahçı terör örgütünün adliye yapılanmasına yönelik dava sürüyor. 87'si tutuklu 129 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15'er yıla kadar hapisle yargılanıyor. Yürütülen operasyonlar kapsamında Kütahya'da gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Sivas merkezli 2 ilde yürütülen operasyondaysa örgütün gizli haberleşme sistemi Baylok kullandıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Bir yanda FETÖ ile mücadele edilirken bir yanda da bölücü örgüt PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bahar hazırlığı yapan örgüte bir kez daha darbe vuruldu. Toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda çok miktarda mühimmat da ele geçirildi. Terörle mücadele aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri karadan ve havadan düzenlediği operasyonlarla PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Sabah erken saatlerde Şanlıurfa Ceylanpınar'da Aksoy Hudut Karakolu'na sınırın Suriye tarafından PKK'lı teröristlerce roket atarla saldırıda bulunuldu. Gerçekleşen tacize misliyle karşılık verilirken 11 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Urfa'nın Akçakale sınırında bulunan karakola da saldırı düzenlendi. Havanlı saldırıya anında karşılık verilirken 7 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatındaysa 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü örgüt PKK'ya yönelik Şırnak, Tunceli, Siirt ve Bitlis'te de operasyonlar düzenlendi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde devam eden operasyonlarda daha önce 6 teröristin cesedi ele geçirilmişti. Yapılan arazi aramasında bir teröristin daha cesedine ulaşıldı. Şırnak'ın Beytüşşevap ilçesinde devam eden operasyonlardaysa örgüt militanlarına ait aralarında ağır silahların da bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaysa örgüte ait 3 sığınak arama tarama faaliyetleri esnasında tespit edildi. Sığınakta bulunan 7 el yapımı patlayıcıyla birlikte mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bültenimize kısa kısa haber turuyla devam ediyoruz.
Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan referandumunun kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre evet oyu verenlerin oranı %51,41, hayır oyu verenlerin oranı 48,59 olarak gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliklerinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu kurulumuzca ilan edilmiştir ifadesini kullandı. Sadi Güven, sonuçlara yapılan itirazın reddedilmesinin gerekçesini de açıkladı. Tam kanunsuzluk koşulları oluşmamıştır. Sandık kurulunun hatasıyla seçmenin oyu yok sayılamaz, dedi. Kurulumuzca ilan edilmiştir. Hükümet kurma çalışmaları nedeniyle siyasi gerginliğin aylardır sürdüğü Makedonya'da protestocular parlamento binasını bastı. Arnavut partileriyle Sosyal Demokratlar meclis başkanını seçince ortalık karıştı. Aşırı sağcı protestocular polis kordonunu geçip meclisi bastı, milletvekillerine saldırdı. Birleşmiş Milletler olayları endişeyle karşıladıklarını belirtip itidal çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'la bir telefon görüşmesi yaptı. Taraflara sağduyu çağrısı yaptı, hükümet kurma çalışmalarının hukuk çerçevesinde yapılmasının yararını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet senatosu oturumuna Kur'an-ı Kerim okunarak başlanmasının yankıları sürüyor. Senatodaki bazı cumhuriyetçiler bu ay başında Delaware Eyalet Senatosu'nda Kur'an okunmasına tepki göstermiş, odayı protesto etmişti. Oturumun Kur'an okunarak başlanmasına destek vermek için yüzlerce Müslüman bir araya gelip gösteri yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde İslamofobinin eşitsizliğin ve ırkçılığın engellenmesi çağrısı yaptı. Göstericiler arasında eyalet valisi Carney de yer aldı. Müslümanlara ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyeceklerini, onları kucaklayacaklarını söyledi. İstanbul'da Kilyos açıklarında bir yük gemisiyle çarpışan Rus donanmasına ait gemideki 78 personel kurtarıldı. Canlı hayvan taşıyan Togo bayraklı gemiyle Liman isimli Rus bayraklı asker gemisi çarpışmış, 78 kişilik mürettebatı bulunan Rus gemisi batmıştı. Yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazanın ardından Rus askerlerini kurtarmak için zamanla yarışıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de katıldığı kurtarma operasyonunun ardından tüm personel kurtarıldı. Gece yarısı Rusya'dan gelen özel uçakla memleketlerine gönderildi. Zonguldak'ta Kavaklık Mahallesi Camii imamı örnek davranış sergiledi. İmam Ahmet Yazıcı doğayı tahrip eden ve kanserojen maddeler içeren atık pilleri toplamaya başladı. Camiye gelen cemaate de çevre bilincini aşılayan Yazıcı onların getirdiği atık pilleri de biriktiriyor. Şimdi bütün cemaat atık pilleri toplayıp camideki kutuda topluyor. Toplanan piller belediye ekiplerine teslim ediliyor. Cami imamı Yazıcı atık pilleri cemaatle birlikte toplamaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı Karakıt'ı Afrika'da yaraları sarıyor. İhtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olmaya çalışıyor. Vakıf son olarak Etiyopya'da 380 ton gıda yardımı yaptı. Somali'de de 3500 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca Somalili çocuklar sağlık taramasından geçirildi. Türkiye Diyanet Vakfı mazlumların ve yoksulların dertleriyle dertlenmeye devam ediyor. Somali, Kenya, Etiyopya ve Güney Sudan'da yaşanan kuraklık nedeniyle 18 bin aileye yardım çalışmaları sürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Etiyopya'nın Afar eyaletindeki Aysaita kentinde yaşayan Eritreli mültecilere toplamda 380 ton gıda dağıttı. Bugünkü yardımımız tamamlandığında 2500 aileye yaklaşık bir ay yetecek kadar erzağı ulaştırmış olacağız. Yarın da yine Aysaita bölgesinin yerel halkına inşallah 2500 adet daha aileye yetecek şekilde gıda yardımını ulaştıracağız. Yardımlar Somali'de de sürüyor. Başkent Mogadişu olmak üzere 11 bölgede 5500 aileye daha gıda yardımı yapılacak. Türkiye Diyanet Vakfı insani yardım çalışmalarının yanında bölgede sağlık taraması da yapıyor. Ateş var mı? Vakfın gönüllü doktorları tarafından Somali'de 37 çocuk hastanın muayenesi yapılarak ilaç tedavisi yapıldı. Wait.
Bakü'de kutlu doğum etkinliği yapıldı. Musul operasyonundaki sivil kayıplar sürüyor. İsrail cezaevlerindeki şartları protesto için açlık grevine başlayan Filistinli tutuklular fiziksel şiddete maruz kaldı. İstanbul yarın Osmanlı döneminde Kudüs'ün konuşulacağı bir konferansa ev sahipliği yapacak. Bu başlıkların da yer aldığı İslam coğrafyası bölümümüz gelecek şimdi de ekranlarınıza. Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği başkent Bakü'de Kutlu Doğum Haftası programı düzenledi. Allah'ı düşündüğü ve hatırından, hatırasından, çıkarmadığından dolayı gittiği her yere güven teşkil edecek bireylerden başlayarak oluşacak bir topluma ihtiyacımızın ne kadar da çok olduğu açıktır. Programın sonunda katılımcılara gül dağıtıldı. Musul'un batı yakasını terör örgütü DAEŞ'ten geri almak için düzenlenen operasyonlar sürüyor. Koalisyon güçlerinin DAEŞ mevzilerine yönelik hava saldırılarında sivil kayıplar da veriliyor. Son hava saldırılarında 20 kişi daha hayatını kaybetti. Bu arada operasyonların başladığı tarihten bu yana bölgeden kaçan sivillerin sayısı 400 bini aştı. Açlık grevi yapan Filistinli tutukluları takip komitesi grevdeki 5 Filistinli tutuklunun İsrail güçlerinin fiziki saldırısına uğradığını açıkladı. Bu tutukluların baş çevresi ve yüzünde yara, şişlik ve morluklar oluştuğu bildirildi. İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2000 Filistinli İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı. Afganistan'da yaklaşık bir hafta önce Taliban'a karşı başlatılan operasyon sona erdi. Operasyonda 18 Taliban militanı öldürüldü, 29 militan da yaralandı. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği açıklandı. İrfan'dan Medeniyet Hareketi. İstanbul'da Osmanlı döneminde Kudüs'ün durumunun ele alınacağı bir sempozyum düzenlenecek. 400 yıl Osmanlı Devleti, orada bulunan Müslümanları, Hristiyanların bir sürü mezhebini, Yahudileri barış içinde nasıl yaşatabildi? Aslında en önemli konu bu. Günümüze oradan bir pay çıkarabilir miyiz? Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki sempozyum yarın başlayacak ve 2 gün sürecek. Düzenleme Kurulu Başkanı Cengiz Tomar, sempozyumda Kudüs'teki İslam mimarisinin durumunun da ele alınacağını söyledi. Tabii bu eserler İsrail yönetimi tarafından işgal ediliyor, yıkılıyor, yerine yenileri yapılıyor. Hatta Mescid-i Aksa'nın altında kazılar yapılıyor, biliyorsunuz çok tehlikeli Mescid-i Aksa için. Bunlar giderek yok oluyor. Almanya'da cami saldırılarına bir yenisi eklendi. İsviçre-Fransa sınırındaki Weil kentinde DİTİB'e bağlı camiye Molotov bombası atıldı. Olayda maddi hasar meydana geldi. Bunlar Almanya'da gerçekleştirilen son cami saldırısının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri. Gece saatlerinde camiye yaklaşan 4 saldırgan ellerindeki Molotov kokteyllerini binaya fırlatıp olay yerinden hızla kaçıyor. Saldırının hedefinde Weil am Rhein kentindeki DİTİB'e bağlı Eyüp Sultan Camii vardı. Camide çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Can kaybının olmadığı saldırıda maddi hasar meydana geldi. Türkiye saldırıya tepkisini ortaya koydu. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, olayın 2017 yılı içinde kayda geçen 6. cami saldırısı olduğunu belirterek, ibadethanelere yönelik saldırılar karşısında daha ciddi önlemler alınması ve İslam düşmanlığıyla gerçek anlamda mücadele edilmesinin elzem olduğunu belirtti. Evet, az önce haberimizde izlediniz. Almanya'da DİTİB'e bağlı Eyüp Sultan Camii'ne yapılan saldırının detaylarını konuşacağız. Telefon attığımızda Almanya DİTİB Genel Sekreteri Doktor Bekir Alboğa var. İyi akşamlar Sayın Alboğa, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Polis olayla ilgili bir soruşturma başlattı mı? Faillerin kimliği tespit edilebildi mi acaba? Bugüne kadar polisin yapmış olduğu çalışmalardan failler konusunda herhangi olumlu bir sonuç alınamadı maalesef. Yani camilerimize bugüne kadar saldırı yapanlar genelde herhangi bir cezai müeyyideyle karşılaşmadılar. Evet. Bu konuda da şu anda
Yani sadece While I'm Gaim'da değil, aynı zamanda dün Veselin Camii'nin de kapısı zorlandı. Evet. Kapıyı açamayan bu insanlar gece saat 1 civarlarında çayhanenin camlarını kırdılar. Ciddi anlamda bir korkutma, bir endişe oluşturma, insanları endişeye sevk edici bir tavır içerisinde. Veselin Camimize de dün gece maalesef saldırı yapıldı. Evet. Peki son zamanlarda Avrupa'da özellikle Almanya'da cami saldırılarında belirgin bir artış göze çarpıyor. Bu durumu nasıl değerlendireceksiniz? Bence bu son zamanlarda yapılan tartışmalar, gerek Türkiye'deki referandumla ilgili tartışmalar, gerek DİTİB'le ilgili, DİTİB din görevlilerle ilgili yapılan haksız saldırılar ve onun arkasından medyanın oluşturduğu hava, maalesef çok üzüntüyle söylemek zorundayım ki buradaki aşırı sağcı, aşırı solcu ve PKK teröristlerini adeta sadece cesaretlendirmekle kalmadı. Aynı zamanda bunlar bu düşmanlıklarını daha önce söyleme döktükleri düşmanlıklarını eyleme döküyorlar ve bunu meşru bir hareket olarak İslam'la mücadele Müslümanlarla, Türkiye kökenli Müslümanlarla, Türkiye kökenli İslam'la, Türkiye kökenli vatandaşlarla, Müslümanlarla meşru bir zeminde sanki mücadele ediyorlarmış duygusunu onlarda oluşturdu. Tutuklananlar serbest bırakılıyorlar delil yetersizliğinden dolayı. Yani yapanın yaptığı yanına kar kaldığı için ciddi anlamda bir caydırıcı ceza uygulanmadığından dolayı saldırıların arkası kesilmiyor. Her ay, bazen her hafta bir camimize saldırı oluyor. Bugün gördüğünüz gibi çok kısa zaman içerisinde iki camimize birden saldırı oldu. Evet. Allah korusun, eğer atılan Molotov kokteyllerden büyük bir yangın çıkmış olsaydı, o esnada orada mukim bulunan insanlar çok ciddi hayat tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirlerdi. Peki Sayın Alboğa, bu ikinci cami saldırısında herhangi bir can kaybı oldu mu ya da yaralanma söz konusu oldu mu? Elhamdülillah şu anda şükürler olsun sadece duvarlarda, pencerelerin camlarında veya giriş kapısında maddi hasar var. Ama bu gidişat durdurulmazsa çok ciddi anlamda bu şiddet uygulayan vandalistlerin önüne geçilmezse, Allah korusun, yani yangın çıkmış olsaydı insan hayatına da mal olabilirdi. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Artık ırkçılar bizim geçen haftaki bir camimize, yani onun da ismini söyleyeyim, Leipzig'teki yapmış oldukları saldırıda "You all will die" yazdılar. Yani hepiniz öleceksiniz diye kapısına ve gamalı haç çizdiler. Ya bunlar çok çok ciddi anlamda kaygı verici tırmanışlar. Evet. Peki katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Alboğa ve tekrar geçmiş olsun diyorum efendim. İyi akşamlar. Sayın seyirciler, bültenimizin sonunda hava durumunu aktaralım. Yurt genelinin parçalı beyaz bulutlu bir hava yaşayacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise 1 ila 3 derecelik artış bekleniyor. Şimdi de bazı merkezlerde yaşanacak hava tahminlerini getirelim ekranlarınıza. Marmara bölgesi. İstanbul az bulutlu 26, Bursa az bulutlu 27, Edirne az bulutlu 29, Sakarya açık 29. Ege bölgesi. İzmir ve Denizli az bulutlu 29, Afyonkarahisar parçalı bulutlu 23, Kütahya az bulutlu 23. Akdeniz bölgesi. Antalya açık 27, Adana az bulutlu 31, Mersin açık 28, Isparta açık 24. İç Anadolu bölgesi. Ankara az bulutlu 24, Konya az bulutlu 23, Eskişehir az bulutlu 26, Kırşehir açık 24. Karadeniz bölgesi. Samsun açık 22, Trabzon az bulutlu 17, Zonguldak parçalı bulutlu 20, Sinop açık 16. Doğu Anadolu bölgesi. Erzurum yağmurlu 14,
Malatya az bulutlu 24, Elazığ hafif yağışlı 24, Tunceli açık 20. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır az bulutlu 25, Gaziantep az bulutlu 26, Şanlıurfa az bulutlu 28, Adıyaman az bulutlu 25. Dış merkezler, Lefkoşa açık 31, Bakü parçalı bulutlu 18, Saraybosna hafif yağışlı 8, Berlin hafif yağışlı 12. Mekke açık 40, Medine az bulutlu 38, Kudüs açık 24, Moskova çok bulutlu 18 derece. Bültenimizin sonuna geldik değerli izleyiciler. Yarın akşam aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar efendim, hoşçakalın.